Madem gönülle bulabiliyoruz, peygamberlere ne ihtiyaç var? Evet. Bütün iman müesseselerinde ve insanların topluca düşünce tarzında çok önemli bir faktördür. Aslında Allah'a imanın, dikkat ederseniz, zorunlu olduğunu ifade etmek istedim. Yani kalbi mühürlenmemiş, kalbi taşlaşmamış, çevresine ihanet ederek, çevresini çıkarları uğruna tepeleyerek fesada ve fenalığa gitmemiş her insanın otomatikman Allah'a inanmak zorunda olduğunu bir nevi yapısal olarak söyledik. Bu durumda aslında tabii her insanın bu yaklaşımı dolayısıyla bir peygambere ihtiyaç olmaması duygusu genel olarak yaygındır. Asr-ı Saadet'te de aynı şeyler, ters sorular ortaya çıkmış. Hatta beğenmezlikler ortaya çıkmıştır. Şimdi bu konuyu kavrayabilmek için evvela bir temel ilkeyi gözden kaçırmayalım. Bir şeyi anlamak veya kavramak için gerçekten insan tek başına yeterli midir, değil midir? Bunu bir kere ortaya koyalım. Bakınız, biz basit bir konuyu, yani dört işlemi öğrenebilmek için 5 sene ilkokul tahsili yapıyoruz. Bir atom konusunu öğrenebilmek için 20 sene tahsil yapıyoruz. Düşününüz ki bu dört işlem ve atom konusu Cenab-ı Hakk'ın varlığı yanında tamamıyla fasafis olur. Bir yüce varlığın kavranması, bu varlığa yaklaşımı herhangi bir aracı olmadan yapacağını iddia etmek güçlü. Ben bu cahil halimle atom parçalarım, Einstein'e ne lüzum var, Heisenberg'e ne lüzum var demekten hiç farksızdır. Bütün ilim şubelerini inkar ile peygamberi inkar benim nazarımda aynıdır. Çünkü eğer siz ilme inanıyorsanız, ilmin yol göstericiliği lazımdır. Eğer Allah'ı Fahri Kainat Efendimiz'den daha iyi tarif edebilen bir insan varsa, buyurun hep beraber gidelim yoluna. Ama Cenab-ı Hakk'ı tarif konusunda, Cenab-ı Hakk'ı anlatım konusunda ve bu anlatımı yaşayarak uygulama konusunda bir tek insan örnek olmuştu. Fahri Kainat Efendimiz. Gerçi genelde peygamberler Allah'ı tanıtmak için çok çaba sarf etmişler, doğruyu da anlatmışlar. Ama dikkat ederseniz toplumdaki tepkiler, toplumdaki hırslar, bunların bütün bu çabalarını adeta sonsuz bırakmıştır. Bütün dinleri tetkik edin, belli bir miktar peygamberlerinin sağlığında bir miktar yaşamış, kısa bir süre sonra dejenere olmuştur. Gerçi İslamiyet'e de gölge düşmüştür ama İslamiyet'in asli unsuru kaybolmamıştır ki hala Allah'ın tanımını, Allah'a giden yolu ve yüce kitabımızı dört dörtlük anlayabilen, dinleyebilen bir milyara yakın insan vardır. Kendisini düştüğü fasıt daireden kurtaramayarak Cenab-ı Hakk'a ait bir his aldım, bir sinyal aldım, ben kendim bulurum demek, deminki söylediğim ilim şubelerinin tümünün terki gibidir. Şimdi siz düşününüz ki bir alet taşıyorsunuz. Çok mükemmel bir alet. Mevcut kompütürlerin binle katlayın bu kadar hassas bir kompütür aletiyle beraber gelmişsiniz. Yeryüzüne geldiniz, açıyorsunuz, sinyal alıyorsunuz. Allah'ı ara, Allah'ı ara, deminki söylediğim gibi. Peki siz bu aletin kullanılmasını öğrenmeyecek misiniz? Bu aleti kullanılmasını öğreten tek kişi de Resulullah Efendimiz. Bu aleti nasıl kullanacağını öğretiyor. Evet, sende var bu alet. Ama bunu kullanacağını öğretecek insan lazım ki, bu insan aslında Allah'a iman bahsinden çok daha önemli bir olay. Çünkü deminki söylediğim gibi, Allah'a iman bir tarz iş güdü gibi geliyor ama ona ne tarz inanılacağı, onun bu aletin hangi ayarları yapıldığı takdirde haşa Allah figürünün teşekkür edeceği bu ekranda ancak Efendimizin yaptığı ve bütün insanlara armağan ettiği büyük bir sistem dahilinde mümkündür. Şimdi kendisini peygamber olabilecek yetenekte sayanların ise gülünçlüğü ortadadır. Gerek Asr-ı Saadet'te gerekse bugüne kadar kendisini peygamber sanacak yahut yolda benim gösterdiğim de bir yoldur, herkes benim arkamdan gelsin diyecek Marx gibi bir sürü bunaklar çıkmıştır. Ama ne olmuştur? Hepsi yıkılmaya çürümeye mahkumdur. Garodin'in dediği gibi yeryüzünde eskimeyen mesaj başlı başına Fahri Kainat mesajıdır. Kur'an'dır. Yeryüzünde eskimeyen, değer yitirmeyen. Garodin'in Müslüman olmasının üç nedenlerinden bir tanesi budur. Diyor ki Garodin,
Ben tetkik ettim. Yeryüzünde nice fikirler gelmiş. Nice sözler söylenmiş. Nice kitaplar yazılmış. Bunların diyor en çok 60 senedir ömrü diyor. 60 sene sonra hepsi aşınır. Değerlerini yitirir. Bunların bir tek istisnası vardır. Kur'an diyor. Ben Kur'an'ın her cümlesinin, hükmünün diri olduğunu gördüm. Diri olduğuna inandım diyor. Kaldı ki Efendimizin gösterdiği yolda peygamberliğinde bir ayrı özellik vardır. Yalnız Allah'ı tanıtmakla kalmamıştır Efendimiz. Burada çok ince bir hikmet vardır. Efendimizin peygamberliğinin ve lüzumunun ve gereğinin o olmadan Allah'a inanamayacağını en büyük örneklerinden bir tanesi Efendimiz insana insan olmayı öğretmiştir bir defa. Madde bir. İnsanlar Efendimizin çağına geldiği zaman zaman kavramı yoktu. Bir sabahleyin güneşin çıktığını biliyordu, bir battığını biliyordu. Getirmiş 12 tane zaman kavramı yerleştirmiştir saatin olmadığı çağda. Sabah demiş, sabah ezanı demiş, kaba kuşluk demiş, feci sadık demiş, feci kazık demiş, ikindi demiş, öğle demiş, akşam demiş, yatsı demiş, gece yarısı demiş, gece yarısıyla fecir arası demiş. 12 bölüme bölerek bir kere evvela zamanı öğretmiş insanlara. Yani bırak Allah'ı anlatmak, davayı anlatmak, yeryüzünde ne öğretilmiş, Efendimiz öğretmiş. İnsanlar bunun farkında değil. Ben de peygamber olacağım değil mi? Bütün mahlukat güler. Sen diyecek 1400 sene evveline kadar zamandan haberin yoktu gafil. Mekan, mekandan haberi yoktu. Adam bir yerde yaşıyordu ama bu dünyanın neresinde? Bir kere dünyanın yuvarlak olduğunu, döndüğünü bilmek bir tarafa da dünyanın neresinde yaşadığını bilmiyordu. Ama Efendimiz bir kıble mucizesiyle her insana dünyanın neresinde olduğunu öğretmiş. Adam demiş ki ben burada duruyorum. Mekke nerede olur? Güneşin doğduğuyla biraz daha batısında olur demiş. Bakın şimdi bulunduğu yeri öğretiyor adama. Zaman ve mekan Efendimiz öğretmiş. İnsanlar yıkanmak denen hadiseyi bilmezmiş. Yani batı 100 sene evveline kadar doğduğu zaman ebe yıkardı, öldüğü zaman papaz yıkamazdı. Bir tek yıkanırdı hayatında. Yıkanmayı öğretmiş. Yemeği öğretmiş. İnsanlar Efendimiz gelene kadar yemek yemesini bilmiyordu. Tek başınıza yemek yemeyeceksiniz. Üzüntülü yemek yemeyeceksiniz. Ayakta yemek yemeyeceksiniz. Doymadan kalkacaksınız. Bunları 14 asır evvel şu koyduğu maddelerin üzerine biz ekleyemiyoruz ki bir şey. Ekleyemeyiz. Fahri Kâhret Efendimiz'e inanmayanlar için söylenecek söz budur. Efendimiz'in getirdiğinin dışında ne sağlığa bir şey eklemek mümkündür. Ne özgürlüğe bir şey eklemek mümkündür. Efendimiz'in dışında ne de dünya görüşüne bir şey eklemek mümkündür. Merhamet demiş. Mesela merhamet o zamana kadar, Efendimiz gelene kadar merhamet ne sanılıyordu biliyor musunuz? Zenginlerin fakirlere karşı şımarık bir hediyesi sayılıyordu. Halbuki Efendimiz diyor ki merhamet mazluma karşıdır. Fakire karşıdır. Hali vakti yerinde olan, güç kuvvetli yerinde olan kimseye karşı merhamet caiz değildir diyor. Çalışsın. Zalime karşı merhamet küfürdür diyor. Ona cesaret göstereceksiniz diyor. Ahlakı o zamana kadar uyuz bir gelenek olan ahlakı bir kere fiiliyata çıkarmış. Düşünebiliyor musunuz? Hiç kimsenin aklına vatan için ölmek şehitliktir diyor. Ve ahlak-ı Muhammedidir diyor. Çoluğuna çocuğuna hizmet etmek ahlak-ı Muhammedidir diyor. İnsanlara alışverişinde iyilik, iyice muamele yapmak, ayakkabısının söküğünü sağlam dikmek ahlak-ı Muhammed. Ahlakı yaratmış, Efendimiz yaratmıştır ahlakı. Efendimiz'den ahlak yok, evvel ahlak yoktu. İstediği kadar din gelsin, ahlak kuramamıştır. Her birisi, peygamberler, kavimleriyle, kavgayla vakit geçirmişlerdir. İşte Hazreti Musa, işte Hazreti İbrahim, işte Hazreti İsa. Ömrü vefa etmemiş, çekmiş gitmiş. Ahlakı Fahri Kainat Efendimiz getirmiştir. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bir insanın kalp makinesi bozulsa, Allah'ı tanıyamasa, Allah diyor ya kalplerini mühürlerim diye. Kalp makinesi bozulduğu halde Allah'ı tanıyamasa, eğer o adamda bir parça ilmi haysiyet varsa, assın okusun Fahri Kainat'ı, Allah'a inanmayacak, Muhammed'e inanacaktır. Bu kadar sağlamdır Efendimiz'in peygamberliği. Nitekim, Efendimiz'e rahatça inanamayan, iman edemeyen meşhur sosyalistlerden İngiliz düşünürü Bernard Shaw diyor ki, bu ne biçim iştir yahu diyor. Hangi fazileti kaldırsanız altında Muhammed imzası çıkıyor diyor. Adam bunu çok güzel tespit etmiş. Dişini yıkamayı 30 sene evvelden beri dünya öğrendi. Efendimiz icat etmiş bunu. Aklınıza ne geliyorsa, yani tasavvur edemezsiniz.
Efendimizin zamanına kadar ilim ölmeye mahkumdu. Çin'de 1000 tane alim var. Hiç kimse kimseye bir şey öğretmiyor. Çünkü öğretirse kendi yerinden oluyor, kellesi vuruluyor. Bu sebep dolayısıyla 5000 sene, 10000 sene Adem'den bu tarafa ilim öğretilmemişti. Efendimiz gelmiş, bildiğini saklamak haramdır demiş. Herkes her şeyi söyleyecek demiş. İlmi yaşatan, ilmi yayan Efendimiz'dir. Eğer Efendimiz gelip de ilmin öğretilmesini farz kılmasaydı, bugün hiçbir ilim olmayacaktı. Siz bakmayın Batı'nın kendisine göre, ben ilim sahibim, ben ilmi getirdim filan demeye. Batı'nın ilmini elinize alınız, Rönesans dediğimiz hadiseyi ele alınız, temelinde ne yatar? İnsan özgürlüğü yapar. İnsan özgürlüğünü Fatih'ten öğrendiler. Fatih'ten gördüler ki, adam bir devri yıktı, bir devri yaptı, ondan sonra bir yasa getirdi, dedi ki, her insan istediği mahkemede muhakeme olur. Hiç kimse imanından dolayı yargılanamaz. Hadi bakayım Amerika'ya yahut da İngiltere, bir kimse istediği mahkemede yargısına izin versin, özgürlük kolaysa. Binaenle Efendimizin getirdiği sistemin, Efendimizin getirdiği ahlakın tartışılması mümkün olmadığı gibi, demin söylediğim gibi, ben insanlara diyorum ki, Allah'a inanamıyorsanız, Fahri Kehanet'i inkar etmeyin ya, bu kadar mükemmel bir insan yaratılmamıştır. Yani bizim peygamberlik kavramı sıradan bir peygamberlik kavramı değildir. Allah Fahri Kehanet Efendimiz'e gelince bütün sırlarını önüne sermiş ve o sırları insanlara yaşayarak göstermiştir. Çok basit gibi görünen öyle sırlar vardır ki mesela çok sert mizaçlı, vurduğu vurduk, kırdığı kurduk bir çöl delikanlısından Ömer'den dünyanın en büyük hakimini yaratmıştır. Kolay iş midir bu? Hiç Arapların aklına gelmeyen intikam hissiyle büyüyen bir Arap toplumunda Ammar'a annesinin babasının katiline su verdirmiştir. Bu ancak ahlak-ı Muhammed'in Efendimiz'in bir mucizesidir. Hangi yanlaya çıkıp da ben de peygamberlik yapabilirim diye düşünebilir. Onun için Efendimiz'e iman Allah'a imanın öyle bir zarfıdır ki neredeyse mazrufunu geçmiştir. Çünkü Allah dayanamamış Habibine. Bunu bir görün bakalım ya, siz de hala inandık inanmıyordur diyordu. Bakın insan nasıl olur. Ben sizi böyle olasınız diye yarattım diyor. Farikane biz için Allah. Buna benzerseniz cennette odur, ebedilik de odur, ölmezlik de odur. Eğer buna benzemiyorsanız ister şekten namaz kılın, ister şekten inkar edin, hiç fark etmez. Efendimiz'e benzemek zorundasınız. Onun için bir takım insanlar sünnet-i şerifi üzerine düşerken bu sebeple düşüyorlar. Acaba sakalı bıraksam benzer miyim? Benzemezsin. Gönlünde merhamet yaşamadıkça, ahlak-ı Muhammedi'nin fakire, yoksula, zavallıya sıcaklığını duymadıkça benzeyemezsin. Çünkü Efendimiz'in yeryüzüne teşrif ettikten sonra 40. yılında Bisset-i Muhammedi'yi, yani ahlak-ı Muhammedi'nin temeli olan dini yaymaya başladığı an, aynı anda Hazreti Şeyma 300 kilometre ötede gönlüne Cenab-ı Hakk'ın verdiği projektörde bir türkü söyledi. Bu türkü İslamiyet'in temel namelerinden birisidir. Müjdeler olsun öksüzler, müjdeler olsun fakirler, müjdeler olsun cariyeler, müjdeler olsun kimsesiz kızlar, Muhammed geldi kurtuldunuz diye. Bu da aletten milat değildi ki, insanlığı kurtaran insandı. Onun için peygambere iman çok önemli ve çok ön planda bir şeydir.